Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 35. kuruluş yıl dönümü. Ülkemizin savunma sanayini güçlendirmek üzere 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından kurulan Savunma Sanayi Başkanlığı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ülkemizin 100 akı, Atak helikopteri, Milgen projesi, Altay tankı, Milli Muharip uçak geliştirilmesi gibi birçok proje Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yürütülerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı Saha İstanbul kapılarını açtı. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi Saha İstanbul tarafından organize edilen 5 ay boyunca ziyarete açık olacak Saha Expo açıldı. Sanal fuarda yerli ve yabancı 288 firma, 355 adet 3D ürün modeli ve 1540 ürün ve firma tanıtım kataloğu yer alıyor. Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin yeni modelleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Korkut Kundağı motorlu, namlulu, alçak irtifa hava savunma silah sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Korkut sisteminde her bir takım birbirlerine telsizle bağlı 3 adet silah sistemi aracı ve 1 adet komuta kontrol aracından oluşmaktadır. Yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi kara kulak kullanıma hazır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle geliştirilen kara kulak sistemi, HF frekans bandı içerisinde tarama yapılması, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerinin kestirilmesi, yerlerinin belirlenmesi, dinlenmesi ve kaydedilmesi işlevlerini yerine getiren bir elektronik harp sistemidir. TürkSat 5B uydusu Haziran 2021'de fırlatılacak. Haziran 2021'de fırlatılacak TürkSat 5B uydusu ile Türkiye'de internet hızı 56 gigabit per second'a çıkacak. Hizmete alınacak TürkSat 5B uydusu K-band hizmetlerinin de entegre edilmesiyle TürkSat küresel K-band hizmeti verebilir duruma gelecek. TürkSat 5B projesinde Teknopark İstanbul firmaları da alt yüklenici olarak yer alıyor. Aksungur 2020'de gökyüzüne damga vurdu. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı Anka ailesinin en yeni üyesi Anka Aksungur 28 ve 49 saatlik uçuşları başarıyla tamamladı. 12 MAM-L ile yüksek irtifalara çıkarak Roketsan tarafından geliştirilen Teber güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan ve bu sayede kabiliyetlerini de kanıtlayan Aksungur envantere girmeyi bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni haberleşme altyapısı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen geniş bant dalga şeklinin kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. ULAK projesinin askeri alandaki bir çıktısı olan geniş bant dalga şekli kendi kendine kurulan ve iyileşen manet yapı sunuyor.